Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Ee, şimdi bir öğlen videomuzu atmaya çalışayım dedim. Ee, burada şimdi yurt dışından doğru bir gelelim. Özellikle euro dolar paritesi ve Amerikan 10 yıllıklarından başlıyorum ki e, hani dışarıda doların e, hareketini görelim diye. Şimdi Amerikan 10 yıllıkları biliyorsunuz bu Fed'in faiz arttırımından sonra 3 milyara kadar gitmişti. Bu tekrardan 3.02 e, direncini kırıp başladığı yere doğru bir düzeltme geldi. Oradaki beklenti bittiği için muhtemelen 3.01.70'lerde bir destek yapmaya çalışacak. Dolar yurt dışında değer kazanmaya devam ediyor. Bu sabah euro dolar paritesinde de söylediğim gibi dün özellikle e, 1.17 20 bandının kırılmasıyla beraber satış hızlanıp 1.16.50 desteğinin altına gelip oradan 16.50'yi direnç yapıp tekrar satış gelmişti. Şimdi euro dolarda trade eden arkadaşlar için ee, bu 15.75 güzel bir yer. Burası önemli. Muhtemelen buradan bir tepki arkadaşlar gelecektir. Çünkü iki gündür sert bir satış var. 15.75'in altında zaten 15.26'lar var ama arası yıllarda falan aşırı satıma geldi. Bu 15.75'te 75te eğer ki siz de aynı fikirdeysiniz, bir long deneyebilirsiniz gibi duruyor. 16-14'lere doğru bir tepki çok olası. Yani buradan yeni başlayan arkadaşlarımız için toparlarsak, yani yurt dışında dolar ee, iki gündür değer kazanıyor. Bizdeki bu pozitif uyuşmazlığın sebebi demiştik e, sabahleyin. Gerek bu teknik köpük e, gerekse e, ülkedeki iyimser hava yani nasıl işte e, Çinlilerin Telekom'a fiyat vermesi işte Akbank'ın sendikasyon kredisini bugün bir arkadaşımız hatırlatmış iyi etti ben sabah onu atladım kusura bakmayın Akbank büyük bir sendikasyon kredisi aldı bunlar ne tabi ekonomiye olan güveni işlerin aslında o kadar da kötü gitmediğini sinyalleri dolayısıyla da çok yüksek olan doları bir şekilde aşağı doğru düzelttirdi şimdi burada Dedik ki sabahleyin hani elinde dolar olan kardeşlerimize hani yani 5.98 hani artık stoplamadan geldiniz hani buradan sakince bekleyelim. Hani e, burada sabahleyin bazı seviyeler verdik biliyorsunuz 6.01 e, 6.01 30 ve 596 bandı dedik. 5000 liralık bir hareket dedik. Burada bu bantlar hep çalıştı. Ee, tabii 601'in üzerine bir gitti. 604'lere kadar bir 3000 lira yapabildi. Sonra tekrar içine girdi. Tabii bu hareket de yani normalde bunu kırdığında bir 5000 liralık hareket e, gelir gelmesi lazımdı. Yani şu dün biliyorsunuz bu 605'i kırıp e, devrilmiştik. Artık, artık bu 605'ler ve özellikle 6.07'ler arkadaşlar önümüzdeki dirençler ama e, hareketlerin böyle yapıp en azından şu 5.96 seviyesinin altına gelememesi e, güzel bir şey en azından burada bir güç toplamaya çalışıyor gibi duruyor e, şimdi pazartesi salı e, muhtemelen çarşamba 3 e, 3 Ekim olması lazım arkadaşlar şeyin gelme tarihi enflasyonun çarşamba sabahı dolayısıyla önümüzde iki işlem günü var ee, muhtemelen enflasyon genelde herkesin de beklediği gibi olumsuz gelebilme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla sanki bu 5.96 bandını enflasyona kadar kırmayacak gibi duruyor. Herhangi bir şu andaki haber akışı içerisinde olumlu bir haber gelir mi bilmiyorum. Ama şu haber akışı içerisinde sanki bu 601 596 bandı çalışmaya devam edecek gibi. Belki hatta 605 50'lere doğru bir hareket olabilir. Ama tabii 601'in üzerindeki momentumun da 04'e kadar gitmesi yani çok istekli de durmuyor. ama hani buralarda bekleyecek gibi. Enflasyona doğru da tekrar 605 50, 607 60'lara doğru tepki verebilir. Ama buralarda enflasyondan sonra Dediğim gibi bu sefer ayın 12'sini bekleyeceğiz. Şimdi enflasyondan sonra birkaç ekonomist arkadaşa denk geldim. Şimdi şöyle bir algı oluşmaya başlamış insanlarda da mantıklı da geldi bana. Hani işte bu ayda enflasyon yüksek çıkar. İşte gene bir faiz arttırımı daha olabilir mi konuşmaya başladılar. Ya arkadaşlar artık faizi arttır arttır. Yani şey anlamıyorlar galiba. Ya sen doları indireceğim diye faizi arttır lan dolar 5.40 olsun da e, ülkedeki faiz ne olacak? Yani iş adamları nasıl iş yapacak? Yani hani bunlar çok da bu kadar olumlu şeyler. Hani faizin bu kadar arttırılması da doğru şeyler değil. Hani e, ama öyle bir algı da var ilginç. Ama dediğim gibi bu 5.98 arkadaşlar elinde dolar olan kardeşlerim. Yani bu 12 Ekim'de bu işin dana'nın kuyruğu kopacak. Ee, bazı böyle kardeşlerimiz de bu blogu teknik analiz blogu zannediyorlar. izlemedikleri için arkadaşlar ben teknik analize çok inanan bir insanım. Ona göre trade ediyorum. Ama ben teknik analizin tek başına kesinlikle yet yeterli olmayacağını düşünen bir insanım. Eee yani blo böyle beni provoka edecek kelimeler yazmayın güzel kardeşlerim. İşinize bakın beğenmiyorsanız izlemeyin. O yüzden hani buradaki insanların da huzurunu benim de e, enerjimi çalmayın güzel kardeşlerim. E, böyle güzel güzel uyurum ki e, bazen böyle bir e, ayarım kaçabilir. Sonra yanlış şeyler söylemeyeyim. E, dediğim gibi... 596'lar kuvvetli destek arkadaşlar. 596'nın altına kırarsa burada 5000 liralık bir çanak var, 590'lar var. Ama hani açıkçası şu anki haber akışında çok kıracağını zannetmiyorum. Şimdi e, altın tarafına gelince altında. E, hemen hemen dolarla zaten aynı grafik çok bir farkımız yok. O, o da 230'lar önemli direnç. Onun üzerinde 33 bandı var. E, altın TL'de de 7158 ve 7262 bandları var. Altında da dediğim gibi yani bizim o e, dolardaki 5.96 seviyesi altında 226 seviyesi. Hani ben açıkçası e, sanki doların da altının da hani bu fiyatlarda hani 5.96'nın altına sarksa bile de hani çok fazla da böyle e, aşırı bir satım hani 5.90'lara gelse bile tekrar oradan 5.90 O bantta kalacağımızı düşünüyorum. E, kendi fikrim e, enflasyonu bekleyecektir piyasa. E, enflasyona da 6.05-6.07.50 civarında girebiliriz. Kötü bir enflasyonsa anlık 6.13'lere doğru hareketler olabilir. Ama orada elinde doları olan kardeşlerim. Hani bu Brunson işini iyi düşünsünler. E, son satış fırsatı olabilir eğer 12 Ekim'de bunlar ya anlaştı bunu bırakacaklar ekonomi bu yüzden bu kadar dolar satış yedi diye kafanızda bir soru işareti oluşmaya başlamışsa eğer o enflasyonu iyi takip edin çünkü o e, sizin son çıkış treniniz olabilir. Ama diyorsanız ki yok ya bırak bu Brunson'u falan bırakmazlar ne anlatıyorsun sen diyorsan hiçbir şey yapmayacaksın sakince bekleyeceksin çünkü 12 Ekim'den sonra e, yani o iş bırakılmazsa Dolar psikolojik olarak tekrardan 6.30-6.24 o bantlara doğru hızlı bir hareket yapabilir. Ha orası tekrar bir satış fırsatı olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü genel konjöktürde dolarda hala satış yani hala düşüş trendi içerisindeyiz. Bu doğru. Ee, ama dediğim gibi bu oynaklıklar olacaktır. Özellikle enstrüman dolar olduğu için bazı güzel kardeşlerim Kafaları çok çalışmadığı için e, doların nasıl bir yani adam ya geçen gün televizyona çıktı faiz arttırımından önce bir kelime etti dolar 30 bin lira oynadı yani ya arkadaşlar yorum yaparken biraz kafanız çalışarak yorum yapın ya bari yani hani bari bunu söyleyeyim de yani yorum yaptığınız enstrüman dolar Türkiye'de yarın ne olacağı belli değil e, yani bir adam çıkıyor bir kelime söylüyor 20 bin lira artıyor dolar sen kalkmış diyorsun ki teknik analize inanıyorsunuz duygusal işte haber katmayın. Ya boş konuşma bir arkadaşım. Arkadaşlar herkese e, iyi cumalar. İnşallah iyi bir hafta sonu geçer. Hafta sonu inşallah bu Stop Loss konusu hakkında bir video atacağım. Stop Loss e, indikatörler, e, basit indikatörler ama. E, bu servetif ünlüler gibi osülatörler falan değil. Basit, RSI, e, hareketli ortalamalar, Bollinger Band. 3 tane e, göstergeyi atacağım size kendi kullandığım. Onunla ilgili bir çalışma yapacağım inşallah. Ee, bakarsanız e, sevinirim. Herkese dediğim gibi şimdiden iyi hafta sonları.